Ah, videoya bak. Uf, çok güzel bir başlangıç. Ekran var değil mi sizde bu arada? Var var. Tamam, Var hadi abi. go. 2023'e girmek gerçekten çok büyük bir skandal bir şey. Neden dese en basit ya. Kendi arabamızı çıkaramıyoruz piyasaya. Niye? Çünkü bunlar maddeler arasında. Kendi ağır silahlarımızı, kendi şeylerimizi çıkaramıyoruz. Hangi maddeler arasında? Bir, yeraltı kaynakları. Nerede yazıyor efendim bunlar? Sisteme girin görürsünüz. Sisteme? Ben size şöyle anlatayım. Lozan Anlaşması'nı biliyorsunuz. Lozan Anlaşması hepsinde geçiyor bu. Yok efendim, Lozan'da böyle bir şey yazmıyor bu arada. Var. Yok, Lozan'ı okudunuz mu? Lozan Anlaşması'na biz baktık. Lozan biz baktık. Anlaşmasına bak. Biz Lozan baktık. Anlaşması'nda orta karar. 23 tane madde var. Bizim şu anda kullanamadığımız şeyler, mesela en basit söyleyeyim. Ben elektrikli araba patentini aldım. Onaylandı patent. Dünyada bir tek patent bende var ama Ama bu abi... Anlaşıldı. Oğlum bir şey söyleyeceğim lan Emir. He. Bu abi böyle yanlışını bizim gibi savunuyor ya. Bu abi bizim ekibimiz, tamam, farkında mısın? Ben bir ara ikna oldum abi. Anlık bir ikna oldum amına koyayım. Gel gel, üretimin ne abi, sana test yok, haberi yok üretim yapmamanız için Lozan mı var dediler? 2023'ü gösterdiler bana. 2023'ü geçtikten sonra bana 2023'ten sonra geldi, istediğini yapabilirsin. Yani. En basit ya, doğu bölgelerinde, Güneydoğu'da bir dünya bizim petrollerimiz çıktı. Niye çıkaramadık? Her şey 2023. Diğer doğal kaynaklarımızı nasıl çıkarıyoruz? Mesela kömür, mesela altın. Evet, altın da çıkaramıyor şu anda. Lozan Barış Anlaşması 2023'e kadar bol kullanmayacağız. Azal düşmanlara vereceğiz. Türkiye'nin 2023'e kadar süper güç olmasına izin vermeyeceğiz. Bu maddeler gizlidir ve sadece devlet büyükleri ve AK Partiler tarafından bilinmektedir. İsrail ajanı. Oğlum bak, şimdi bunu attınız, biz bittik ya amına koyayım ya. Oğlum Yine kanka yapmayın ya. ya. GTA şifrelerini şeyde yayınlamışlar diye onun gibi amına Harbi. koyayım. Ondan fark yok. Arkadaşlar son dakika Twitter'a bir haber düşelim. Lozan Anlaşması'nın görüntüleri bizde şu an Twitch TV Eray'da. Başka kanallarda göremezsiniz. Teşekkürler. Devam. Çıkarıyoruz efendim. Şu anda onu da çıkaramıyoruz. Öyle mi? Evet. Çünkü o da maddeye takıldı. Bugün en basitinden söyleyeyim. Bakın, ben aynı zamanda bu konuyu çok iyi araştıran bir kişiyim niyetinde. Altın madem çıkıyorsa neden şu anda bir çeyrek altın 1 milyar küsür? Ha işte, biz de onu soruyoruz zaten. Neden 1 milyar küsür? Değil mi abi? Lozan'danmış. İşte. Kanka, Lozan'dan kaynaklı. Hangi partiye oy vermezsin? AK Parti. Bir dakika, bir karışıklık var burada. Ben çok izlerim. Bir dakika, bir karışıklık var burada. Alo. Dayı paranın dedesi gibi ya. Kimse duymasın. Aa. Tuvaller ben ila. Eray, dayıyla aynı gün şey yapabiliyorum, yapayım mı? Yap bakayım. Ananı sikeyim. Neden mi? Bu amına koyayım seni. Bu Adıyaman düdüğünden oluyor ha, haberin olsun. Gel bakalım, neymiş 2023'te? 2023'te Allah izin verirse devletimizin yanında olacak. Devletimizin yanında olduğumuz zaman. 20 yıldır yanında. 2020 Bak. 2023'ten sonra Allah'ın adı işte desin. Cahillik, cehalet. Cahillik işte. Alakası yok. 2023'ün özelliği ne abi? Neymiş? Nasıl? Özelliği ne ya? Ne olacak? 2023'te ne oluyor? Şu anda örnek veriyorum. Ülkemizin üzerinde büyük oynanan oyunlar var. Mesela bu ya, şeker kendi ülkemizde üretiliyor. Ne var kardeşim? Hayır. Hep bu şeker kendi ülkemizde üretiliyor. 72 yaşındayım. Beni dinle. Hep aynı lav. Aynı uydurma. Ülkemizin üstünde. Oğlum şu ara dedeler bir hani karar değiştirmiş gibi, bir gençlerde bir anlamadım. Bir gençlerde bir kafa karışıklığı var ya. Safsata ya. Buna Allah'ın insan akıl eder ya. İyi yerlere çıkacak eminim. Ya kötümserim zaten, ortam kötü. He, ben ver, affedersin, iyimser olayım. Lava bakana ya. Abi 2023'te ne nereden yapsın? 2023'te hiçbir şey bekliyorum. Fakirlik bekliyorum. Fakirlik. Aşk nerede yapsın? Yapılır abi. Nerede yapılır? Para olursa, ceptikten yere koyur amcıkta. Ne dedin anlamadım. Para olursa ceptikten yere koyur amcıkta. Öyle diyorsun. Öyle tabii ya. Allah ama... ne diyor abi bu? Ne diyor? Öyle ya. Değer abi. Böyle değil bu arada. Ne diyor abi? Para avucuma da yere kamcuma diyor. Ne diyor? Bir dakika. Gel. Gel. Para diyor avucuma, yere kamcuma. Peki siz ne düşünüyorsunuz enflasyon hakkında? Güzel bir şey. Enflasyon. Dünyaya baktığımız zaman çok iyi yerdeyiz. İyi yerde miyiz? Çok süper yerdeyiz. Peki ne kadar dünyanın Oğlum bu maskeli beşlerdeki abi değil mi bu? Kamil. Ona benziyor lan. Harbi lan, Yan Pov'dan benziyor ha. Bir ona andırıyor ha. Ortalama hayat falan. Ay amına koyayım ya. Pahalılığı ne kadar? Dünya bize muhtaç. Dünya bize muhtaç. Evet, biz Türk'üz. Dünya... Ne gibi bir muhtaçlıkları var dünyanın? Şey. Mesela? Ne ararsalar bizde. Mesela?
Mesela şu anda dünyanın en güzel zenginlikleri bizim elimizde. Bizim hiç işlenmemiş toprağımız var. Yaşa. Neyi var? Neyi var? Hiçbir şeyleri kalmadı. Yok mu? Yok. Çoraplarımıza muhtaçlar şu an. Çoraplarımıza? Da. Bunlara... Biz yerli ne üretiyoruz? Ney mi? Havaya baktığında görürsün, bize soruyorsun bunları bile. Bir dakika. Bakın. Cem Büfe'den tutun park yerine gidene kadar 1,5 saat süre geçti. Tamam, çok kalabalık nüfus. Hani araba alamıyor diyorsun. Ya, soralım. Herkes araba kuyruğunda burada. Herkesin arabası var mı? iPhone 14 kuyruğuna giriyor mu herkes burada? Sen de siyaset yapmıyor. Sen zenginlerden örnek veriyorsun. Hayır. Abi alakası yok. Asgari ücretle çalışan da var. %50'si asgari ücretle çalışan. O zaman şunu diyeceğiz. Yani senin araban var mı altında? Araba var. Arabam var. Benim yok. Arabası yok. Ben diyorum ki ben risk aldım. El arabam yok. Ben ticaret yapıyorum. Ben risk aldım. Herkese şansı döner mi? Bir şey söyleyeyim. Hayatında ya bu zamana kadar, bu yaşına kadar kaç tane kitap okudu? Çok okudum. Sayın. Sana ne kattı? O zaman uygulamamışsın. Uygulamadığımı nereden biliyorsun? Ya, tamam, sen diyorsun ki yok diyorsun. Yok. Tamam yok diyorsun. O zaman evet, biraz kendimizi geliştireceğiz. Hayır, ben az kitap okuduğum için bu araba alamadım. Ben ehliyeti aldım. Ne alakası var? Hayır, kıyafet. Anlamıyoruz ki sen. Likayat. Ya likayat dediğimizde ben ehliyetimi almışım ama araba sürmeyi bilmiyorum gibi bir şey oluyor bu. Kimse merdivenleri kardeşim elleri cebinde çıkmadı. Başarı asla tesadüf değil. Araba almak zenginlik bir şey değil artık. Evet abi, bir de öyle bir ülkemizde şey var ya, araba almak sanki çok zenginlik göstergesi gibi. Tabii şu an öyle de yani. İhtiyaç değil mi? Aynen ya? Bu araba normalde bir ihtiyaç yani, anladınız mı? Hani balkon gitti, adam şu an hala orada göçebe hayat yaşıyor. Adam 2 ayda araba aldı mesela yani. İdarelik aldı. Bizim o araba aynısına baktık, 300 bin lira bizim ülkemizde. Hani burada Amerika'da bunu anlayamıyorlar mı? Bir şey söyleyeceğim ya Çet. Bu harbiden soruyorum. Gerçekten çok sevdalı oldukları için mi yapıyorlar bunu? Gerçekten yoksa anlamıyorlar mı yani? Ben bunu anlamadım tam. Ben bir şey diyeceğim. Yani. Anlamadıklarını düşünüyorum ben. Ya da troll. Evet yani. Gerçekten ben, anlamıyorlar. Ben anlamadıklarını veya troll değil de sevdalılıktan yapıyorlar bence bunu ya. İşte saflıktan tamamen. Farz et ki bu hayatı hiç yaşamadık. Güzel kandırılmışlar. Vallahi garip. Hocam ben canım. Bunu anlamıyorum. Hey, baksana. Sana geç. Şunu biliyor musun sen? Yayın özeli attım, çok kısa bir video. Venezuela'da kanka bir çikolataya bir depo benzinle arabayı fulluyorlar. Bu adamlar zengin mi şimdi araba sürüyorlar ya? Şimdi bir depo benzin çikolatayla mı alacağız? Evet. Ne kadar aldın çikolatayı? Bakayım ne, hangi çikolatayla? Aslında ben bu çikolatayla aşağı yukarı 50 ton benzin alırım yani. Atıyorsun. Evet. Nasıl benzin yani? Aslında zarar ediyoruz şu an. Samba çikolata abi. Bir depo benzin alacağız buna. Evet. Aman Allah'ım. Hadi al. Nasıl al çikolata oğlum? Nasıl? Adam şu çikolatayı almak için maaşının 1/3'ünü veriyor. Ne diyorsun ya? Tabii. Ben hala sana inan. Venezuela'da enflasyon oranı 5000. Bizim Türkiye'de kaçtı? Zaten en yüksek o değil mi zaten? Evet, ben sanki bir noktada çıkardık evet, kredi kartını. Çakacaksın. 60 deniliyor şu an. Denilen o. 150. Denilen o değil mi ama? Bizim 150 ama halimiz şu an bu mu? Yani TÜİK'in açıkladı 67 falan da en son. Bırak olamaz. Böyle. 64. Açıklama mı? Bak burada da araba var kanka, yine bir araba daha geldi. Ekonomi çok mu iyi şimdi? 54 metre. Oh. 54. Tamam. Tamam. Ne diyorsun ya? Zaten bir çikolataya benzin alalım Eray. Türkiye'ye getirelim. Eray kanka harbi buraya gidek. Ne diyorsun? Bir koli çikolatayla. Versinler ton ton kanka, götürek amına koyayım. Neyse abi, işte görüyorsun ama bizden kötü ülkeler de var. O yüzden yönetimi değiştirdik. Ne şey biliyor Venezuela? Nasıl okunuyor la bu ülke? Ne? Venezuela. Venezuela. Ha. Nasıl, oraya var mı vize? Şey mi var oraya? Ne var? Venezuela vize istiyor mu? Çikolatayla mı gideceksiniz amına koyayım? Giderim amına bile koyarım lan, giderim. Ama sen bak, lafı değiştiriyor. Böyle yaparsan konuşamayız. Tamam konuşalım. Aa, gitti. Sen 99'dan rahatsızlandın diyorsun. Hep aynı. Tamam sen anlat. 99'daki rahatsızlığını anlat bize. Tamam. Bir çocuğun gel tek ya. Bunlar böyle kanı koyuyor amına koyuyor. 5 kişi bir analarını sik. Bak. Alım gücümüz olmasa ekmeği çöp atar mıyız?
Bunu ben çekmedim. Çeken arada söylüyor. Alım gücümüz olmasa ekmeğim ben 10 liraya çıktı. Fakir nerede? 10 lira. Yok mu fakirlik? Var mı? Ha, dönme, var mı? Dönme. Hani ya? Hala işte bunlar fakir mi? Ha, konuş bak bak ayağında. Yeni mi oldu? Yok. Yeni mi oldu? Eskiden olsun. Yok hani muydu? Ne kendi kendisi? Ha bak çolabı yok ayağında. Bedava maaş alıyor. Ne bedava maaş alıyor? Bak çöktü öyle bunu. Başta da devlet düşme. Ağla bak fakir görüyorsun bak bak. Ben bedava maaş almadım. Konuşma. Ne oldu? Elden çalışsın. Ben bedava maaş almam. Köyden bedava kış geliyor. Kira yok, bulgur yok. Şey makarnalar bedava anlatayım. Bak fakire bak. Valla bak ayakkabı yok. Fakir bu. Fakir mi? Gel abi. Papa. Konuş abi gel buraya. O zaman konuş bize işte. Kalkmış fakir yokmuş. Oğlum fakir lan. O zaman konuş bize. Hani fakir. Bu abinin yaptığı da yanlış ki yani. Yok. Harbiden. Ya üzüldüm ben. Evet. Yanki diye tabir ettik. Madde bağımlısı gençler dışarılarda. Kafamı bilin ya. Ya bu ülke beni nasıl her dakika güldürebiliyor kanka vallahi bir... Ya eğlenceli bir ülkeyiz aslında işte. Bir şey söyleyeceğim. Ayağındaki dona bak, ayakkabısına bak, tamam mı? Ne kaçıyorsun? Kaç para abi senin ayağındaki ayakkabı? Bu ayakkabı 110 lira. Ne? Tamam, 110 lira. Ver abi. 110 lira. 110 lira. Tabu çıkışı kaç? 110 lira. He? 110 lira. Benimki 50 lira. Ne konuşuyorsun? Burada... Sen 100 liralık ayakkabıyı mı çok görüyorsun? Bak burada trivile yapmayın. Bak burada, bak siz burada... 110 liralık ayakkabıyı çok tamam, görüyorsan beyefendi, senin beyefendi, yaşama şey yapmayalım. Bitmiş demek. Beyefendiyle bir alakası yok. Tamam mı? Anladım. Burada trivial yapmayın. İçkiye ha. Verecek parayı gidip ayakkabı alabilirdin. 50 lira diyorsun. Niye içki içiyorsun? İçki içecek parayı gidip biriktirip ayakkabı veya üst ben alabilirdin. Ben alıyorum. İyi de diyebilirsiniz, kötü de diyebilirsiniz. Tamam. Ben memnunum diyebilirsiniz, memnun değilim diyebilirsiniz. Ben memnun değilim. Evet. Memnun değilim. O arkadaşla memnun sen ona niye çatıyorsun mesela? Ben ona niye çatıyorum? O yanlış söylüyor, onu söylüyorum. Çok güzel bir laf vardı, tamam mı? Cahille sohbet edersen, tamam mı? Senin mahkemen, tamam mı? Senin mahkemen, affedersin, boktan çıkmaz. Bak idrar etmeye çalışıyor. Ulan bana mı laf attı diye bak. Bu kadar nettir yani. Ben sana bir şey söyleyeyim, bu kadar insan içinde... Bak ben de sana bir şey söyleyeyim. Bu kadar insan içinde... Yüreğin, bir dakika, yüreğin yoksa... Önlü dirini s**eyim. Bak. Hayır. Yapma. Hayır. Dayının da s**erim senin da s**erim. Buyur kardeş. Kafamı bozma beni. Buyur kardeş. Bak içmiş miyim? Burada kız kardeşler var. Kız kardeşler hayır. Buyur. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Burada bayan var. Tamam beyefendi. Bayan varsa bayan. Vatandaşlar tepki olur. Dün köyden gelmişsin. Gel benim için diyorum bak. Sonra bizden biliyorlar. Anladın mı kardeşim? Sen Avrupa'yı biliyor musun? Sol kulağım. Yaş kaç senin yaş? 22 abi. He? 22. Ha. Gençler şımarık hepsi. En iyisi Recep Tayyip Erdoğan. Dünyada ondan evet. Başka yok. Kılıçdaroğlu'nu getirdin mi? Taşaklarını taş etmek için cilet bile bulamazsın. Hadi eyvallah. Şu altılı masa var ya altılı masa. Evet. O yok. Hiçbirisi... O yok. Hiçbirisi o yok. Verme abi boş ver. Vermeyeceğiz. Ben vermeyeceksiniz? Ben vermeyeceğim. Vatandaş vermeyecek. Vatandaş vermeyecek. Neden efendim? Vermeyeceğiz. O yok. Ama nedenini öğrenin. Merak et. O yok. O yok. Hiçbirisi o yok. Amcam ekonomi nasıl? Geçiniyor muyuz? O yok diyorum sana. O yok. Tamam. Başka bir şey soruyorum. Geçim durumları nasıl? Emekli miyiz? Ya tamam amca. Tamam ya. Vallahi tamam ya. Tamam amcam yoktur. Tamam. O yok. Emekli miyiz? O yok. Başka ölüleri denize atacaklar ha. Ölüleri, ölmüşlerimizi denize atacaklar. Kim yapacak amcam bunu? Devlet yapacak. Mezar yeri yok. Devlete niye böyle bir şey diyorsun amcam? Haşa denir böyle şey devlete? Olmaz. İdare edemiyorlar. Kim idare edemiyor? Milleti. Kim? O idareciler. Hükümet mi? Ulan suya zam yaptınız. Emekliyi öldürdünüz. Daha ne söylerim? Amca ben anlamadım. Sen ne istiyorsun tamam. Ya? Amca neyi savunuyor oğlum? Biri söylesin amına koyayım. Bak yine benim kafam karıştı ya. Yok diyorum ben sana. Altılı masa mı bizi bu alet? O yok. Komünist mi acaba ben anlamadım. Kadınların, kadınların, çocukların, LGBT'lerin sesini kısmaya çalışıyorsunuz ama susmayacağız. Susmayacağız! Konu buradan oraya nasıl gelmiş olabilirim be? Kızım lan acaba? Ben anlamadım ki konu buraya nasıl geldi amına koyayım ya? Tabu çıkışıdır. Susmayacağız! Tayyip Erdoğan'ı size yedirmeyeceğiz! Aman götünü kıl ola aşkım! Tayyip Erdoğan'ı götünü kıl ola aşkım! Sakin. Sil geri ardına Rosu! Bak! Bak!
İçimde şey yaptım var ya, patlayamadım. Ya kanka ne oluyor amına koyayım? Ne oluyor? Herkes bir farklı ya. Ne oluyor ya? Bizim Jester